gerçekleşse bu konuşmada kitaptan ve hayattan söz edeceğiz, bahsedeceğiz. Esas itibariyle bu benim biraz da şahsi maceram. Hem şahsen yaşadıklarım, hem de eşimden, dostumdan gördüklerim, hocalarımdan görüp işittiklerim, yurt dışı ve yurt içi deneyimlerimden oluşan bir demet, bir buket sunmaya çalışacağım sizlere kitap ve hayat konusunda. İki ayrı olgu. Hayat hepimiz yaşıyoruz. Her insanın bir hayat macerası var ve o hayat macerası hakkında bir fikri var. Bir eski tabirle muhassalısı bileşkesi var, bir değerlendirmesi var. Ama kitap hakkında her insanın bir fikri yok maalesef. Bu da bir nasip belki. Şimdi biz ikisini biraz birleştirmeye çalışacağız. Kitap ve hayat nasıl bir şey? Birçok insan kitabı belli bir zamanda okunan bir olgu, bir nesne olarak görüyor. Okulda okunur, sonra biter, hayat macerası başlar diyor. Yanlış değil. Kime göre? O insanlara göre. Esas itibariyle kitabın muhtevasına bakmamız gerekiyor. Kitapta ne yazmış? Ben hemen şunu söyleyebilirim. Kitapta sizin yaşamadığınız, yaşam imkanınızın belki hiç olmayacağı hayat maceralarının bir özetini, bazen detaylı, ayrıntılı anlatımını görüyorsunuz. Kitabı hayatın dışına itmek pek de mümkün görünmüyor. Çünkü size gep geniş, zep zengin bir büyük hayat tecrübesi sunuyor kitap. Hangi kitap? O tercih size bağlı. Belki bütün kitaplar, belki sizin yapacağınız tercih. Dolayısıyla kitabı hayatın içine nasıl alabiliriz? En azından belli bir merakı olan, belli bir dikkati olan, belli bir titizliği olan insanlar için biraz bunun üzerinde duracağız. Çünkü hayatın içinde yaşamayan hiçbir şey hayata eşlik edemiyor. Hayatın içinde rol almayan, hayata katılmayan hiçbir şey diri ve canlı olamıyor. Bir süre belki hayata katılıyor, sonra kaybolup gidiyor. Halbuki kitap biraz evvel de söylemeye çalıştığım gibi başka insanların, başka coğrafyaların, başka zamanların, başka ruh hallerinin ve reel yaşanmışlıkların bir büyük aktarımı olarak bize çok zengin bir ufuk açıyor. Kendimizin yaşam imkanı olmayan hadiseleri kitap üzerinden görüyoruz. Hem maddi, hem manevi, hem duygusal, hem zihni. Bu resim üzerinden devam etmek istiyorum. Hayatta insan eğitilen bir varlık, biz hep eğitimle birlikte yaşıyoruz. Her ne kadar örgün eğitim dedikleri hadise belli bir süre sonra bitse de, hayat tümüyle bir eğitim süreci. Çünkü insan eğitilebilen bir varlık ve insan eğitilmeye muhtaç. Bu eğitim nasıl oluyor? Bu eğitim insana insan tarafından verilen bir eğitim. Dolayısıyla kitapla olan dostluk da yine bir insanın insanla tanışmasıyla başlıyor ve devam ediyor. O halde şöyle bakacağız. Herhangi bir insan kitabı hiç tanımasa bile bu kitap çok geniş bir olgu. Her türlü kitabı kapsıyor. Kitapla dost olan bir insanla tanıştıktan sonra onun ilgi alanına, onun ufkuna, onun vizyonuna girdikten sonra kitapla olan dostluğu, eski tabirle muarefesi, şimdi ona bilişim diyorlar. Kitapla olan tanışımı, iletişimi artmaya başlıyor. Bu bazen evde oluyor. Mesela bende öyle oldu. Rahmetli pederden gelen bir merakla, bir dikkatle, bir sürekli zaman verişle ve bir kitap dostluğuyla başladı. Ama başka arkadaşlarım da şöyle gelişti. Bir öğretmenle, eski tabirle bir muallimle oldu. İlkokulda ders aldığı öğretmen, kitap seven bir kimseydi, onunla başladı. Bazısıyla üniversite sıralarında oluyor. Bir sivil toplumda tanışıyorlar, kitap dostluğu başlıyor. Burada önemli olan insan varlığındaki entelektüel boyutu yakalayabilmek. İşte kitap dostu olan zat, o boyutu yakalamış ve gündeme getirmiş. Bu entelektüel boyut hakkında çok kısaca bir şey söyleyelim. İnsan varlığı üç katmandan oluşuyor. Hep herkesin bir bedeni var, bunu görüyoruz. Ama bir iç alemimiz var. İç alemde üç katman var. Bir tanesi içgüdüler. Bu hepimizde var ve hayvanlarda da var. İkincisi akıl. Hayvanlarda akıl yok, içgüdü varsa.
sadece. Üçüncüsü duygu. Hayvanlarda duygu da yok. Biz hayvanlarla olan ilişkimizi içgüdüler üzerinden düzenliyoruz. Onların içgüdülerini akılla çözüyoruz. Ve o içgüdüler üzerinden hayvanlarla dostluk kuruyoruz veya onları kullanıyoruz. Ben biraz denize ve balığa meraklıyım. İnsanlar balık avlarken hayvanların içgüdülerini kullanıyorlar. Akıllarıyla onları içgüdülerinden bir problematik üzerinden avlıyorlar. İsterseniz bunu aldatma diyebilirsiniz. Bir olta yapıyor, ucuna bir yem takıyor. Balık onu balık zannediyor. Halbuki içinde iğne var. Bu bir zeka. İğneye bir de damak takıyor, takılan balık dışarı çıkmasın diye. Bitti bu kadar yani. Hadise bu. Dolayısıyla şimdi entelektüel boyut işte bu akıl ve duygu boyutunda ortaya çıkıyor. Hayvanlardan bir Van Gogh çıkmaz. Çünkü duygu boyutu yok. Ama insanlardan çıkar. İnsanlardan bir Hoca Ali Rıza da çıkar. Resim yapar yani. Bir Feyhaman da çıkar. Bir Braque da çıkar. Ekspresyonist bir ressam da çıkabilir. Dolayısıyla işte entelektüel boyut insanı hayvandan ayıran boyuttur. Burada hayvanları kesin kesin aşağılamıyorum. Sadece tırnak içinde bilimsel bir tespit yapıyorum. Bu tespiti her zihnin yapması lazım. Çünkü bu dünyada ister mistik bakın, ister seküler bakın, bir düzen, bir denge söz konusu. Her şeyin yerli yerinde olması lazım. Neticede kitap seven bir insan, yanına gelen bir amatöre kitap sevgisini aşılarken esas itibariyle ona kuru bir aşı yapmıyor. Ondaki entelektüel boyutu ortaya çıkarıyor ve kendisinin kendinde var olan bu boyutu fark etmesine sebep oluyor. Zaten bu tarzı, bu motivasyonu yakalayan insan artık o entelektüel boyuttan ömür boyu vazgeçemez. Çünkü varoluşunun ana nedenini kavramış olur. İnsan varoluşunun ana nedeni, o varoluşun temelinde entelektüel boyut yatar. Bu duygu ve düşünce dünyasıdır. Felsefe yapabilirsiniz, bilim yapabilirsiniz. Herkes sanatkar olamaz ama sanatsever olabilirsiniz. Duygu boyutunuzu geliştirirsiniz. Sanatkar olmak için yetenek lazım, sezgi lazım. Herkeste bu yok. Ama herkeste duygu var. Duygu işlenebiliyor. Bu işte kitapla ve onu destekleyen araçlarla oluyor. Bu kısa bir giriş. Dolayısıyla bir kitap ile olan dostluk mutlaka ve mutlaka, genel olarak çok böyle kesin konuşmayayım ama yaşayan bir insandan gelen bir algıyla, bir uyarıyla, bir umutla, bir yol göstermeyle başlıyor. Ve sizdeki entelektüel boyutu kendiniz fark ettiğiniz zaman artık size başka bir motivasyona gerek yok. Onun üzerinde yürüyorsunuz. İlk yaşlarda, böyle ergenlik ve devamında, 20'li yaşlarda bakıyorsunuz ki kitap bir okyanus, bir deniz. Her tarafa merak ediyorsunuz. Uzak ülkeler, uzak insanlar, uzak sanatlar, yakın ülkeler, yakın insanlar. Görüyorsunuz ki şehirdeki insanı bile tanımıyorsunuz. Şehri bile bilmiyorsunuz. Yaşadığınız şehirdeki 10 dakika yürüdüğünüz zaman karşınıza çıkan anıtın ne olduğundan haberiniz yok. Eyvah diyorsunuz. Bu açığı kapatmam lazım. Bir taraftan hayat yükü devam ediyor. Yiyeceksiniz, içeceksiniz, evleneceksiniz, diploma alacaksınız. Çok zor. Ama bu acayip bir merak. Çünkü artık bir defa siz entelektüel vasfı kazanmak istikametindesiniz. Onu hissettiniz. Bunun için mutlaka ve mutlaka ciddi bir destek almanız lazım. Bu sadece belli insanlarla temas kurarak değil, onların ötesinde çok geniş bir spektrumda. Yani biz mesela şu anda aklıma geldi, Leo Tolstoy'la temas kuramayız, ölmüş gitmiş ama kitapları var. Kitapların farklı çevirileri var, ayrı bir dünya. Her çeviriden bir başka renk hissediyoruz. Dolayısıyla bu entelektüel merak 20'li, 30'lu hatta 40'lı yaşlarda insanı acayip ümitsizliğe sevk ediyor hayatın içindeki kitap. Nereye gideyim? Bakıyorsunuz ki sadece bu zaman aralığında yaşamıyorsunuz. Bu zaman aralığını betimleyen, besleyen, tanımlayan bir de mazi, geçmiş var. O zaman tarihe, hangi tarih? Siyasal tarih mi, sosyal tarih mi, iktisat tarihi mi, sanat tarihi mi? Acayip bir şey. Bir de fütüristik yaklaşımlar var. Sonra ne olacak diyorsunuz. Bu dalgalı dediğiniz denizde 10 yıllar yelken açabilirsiniz, kürek çekebilirsiniz, gemiyi rotada tutabilirsiniz. Kitap toplama sürecidir bu. Kitap toplayacaksınız, topluyorsunuz.
paranız yettiği kadar, merakınız yettiği kadar. Burada çok mühim bir husus var. Bizde sahaf, eski kitap, old books satılan yerler, sahaflar var. Bir kitap sever, hayatı ve kitabı beraber yaşayan insan mutlaka yolu sahaflara düşmelidir. Bu bir merak mıdır? Evet, meraktır. Bir nostalji midir? Evet, bir nostaljidir. Ama hangimiz nostaljiden beri, nostaljiden ayrı yaşayabiliyoruz? Bir hatıralar yumağıyla biz varız. Çok genç olsak da, benim gibi yaşlı olsak da biz hatıralarla varız. Sahaf bize kitabın hatıralarını söylüyor. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Beyazıt'ta Sahaflar Çarşısı vardı. Oraya bayağı uğrardım. Kadıköy'dekine ve Beyoğlu'ndakine bilemiyorum. Artık İstanbul bana göre çok büyüdü. Ama bir sahafa mutlaka uğramak lazım. Sahaflarda aklıma takılan, beni böyle çok üzen üzeri ithaflı kitaplardır. Bir zat kitap yazmış, aziz dostum filancıya diye hediye etmiş. Sonra o zat ya kitabı bir şekilde sahafa düşürmüş veya vefat etmiş. O da beni böyle bir yere götürür. Yani kitabın bir de romantizmi vardır. Bu matematik kitabı olsa da böyledir. Niye matematik dedim? Çünkü matematikte hiç romantizm yok gibi görünür ama orada da vardır. Ümit verilmiş, hassasiyetle yazılmış, takdim edilmiş ama sahaflarda üzerindeki fiyat diyelim ki 1 lira, o sahaflarda da 10 liraya satılıyor. Hatıra böyle bir şey. Bir kitap sever, mutlaka yayınları takip eder, ödebildiği kadar ama sahaflara da yolu düşmesi lazım. Bence, yani benim yaşadığım macerada aşağı yukarı 40-50 yaşına kadar bu kitap okyanusunda yüzmek, yüzebilmek, yelken açmak güzel bir şey. Sonra bir süre sonra bakıyorsunuz ki evde çok kitap birikmiş. Hanımınız varsa ne işe yarıyor bunlar diyor. Anneniz varsa bunları kaldır, ortalık toz duman diyor. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz, veremiyorsunuz. Çünkü yaşamışsınız birlikte. Çok nadir hanımlar anlıyorlar bu işi. Öyle veya nadir beyler anlıyorlar bu işi. Onlara büyük saygı duyuyorum. Öbürlerine de çok saygı duyuyorum ama kitap acayip bir şey yani. Bir birliktelik doğuyor aranızda. Sonra yavaş yavaş diyorsunuz ki ben bu engin denizlerden yoruldum, bunların ucu bucağı yok. Biraz bir liman arıyorsunuz kendinize. İşte orada mizacınız, background diyorlar, arka plan gündeme geliyor, aileniz. Sizi besleyen, sizin farkında olmadığınız kaynaklar yavaş yavaş gündeme geliyor ve siz duruluyorsunuz. Ne oluyor? Nasıl yansıyor bu? Hayatta daha az işler yapıyorsunuz. Kitaba nasıl yansıyor? Belli sahalara yöneliyorsunuz kitapta. Diyorsunuz ki ben işte Türkiye'nin iktisat tarihine merak ediyorum. Sanat tarihine merak ediyorum. Modern zamanlardaki Batı düşüncesine merak ediyorum. Yavaş yavaş kristalize oluyorsunuz. Diğer kitaplar da yine kitaplarınızda var ama diğer kitaplarla dostluğunuz sürüyor ama artık odak bir başka noktaya doğru tevcih ediliyor. Bu arada belki söylemeyi unuttum, hemen şunu eklemem lazım. Sadece kitapla hayat yaşanmıyor. Hayat bir bütün. Kitapla olan ülfet, ülfet eski tabirdir, dostluk demek. Muarefe, iletişim, tanışma demek. Mutlaka ve mutlaka geziyle desteklenmeli. Yani bil fiil içinde yaşayarak. Ben Türkiye'deki antik kentlere merak ettim. Ve defaatle gittim. Antik kentler hakkında bir şeyler okudum. Ama antik kentlerde yaşayan insanları göremedim çünkü ölmüşlerdi. Bu defa hatırat okuyacaksınız. Dolayısıyla gezi, kitap, mümkünse dostlarla sohbet aynı konu üzerinde. Böylece bir tortu, bir kristal size kalır. Hayatın içindeki kitap bu anlama geliyor. Kristal size kalıyor ve o bir cümle olabilir, üç cümle olabilir, bir fikir bütünlüğü olabilir. Belki yüzlerce kitaba bakmışsınızdır, gözünüz yorulmuştur, gönlünüz yorulmuştur, zihinde bir sürü ukde kalmıştır ama sonunda size bir kristal kalıyor. İşte önemli olandır. O sizindir artık. Size ait bir hadisedir. İmkan varsa, mesela yurt dışı gezilerinde özellikle, Orta Çağ Avrupa'sı, Amerika'sı,
uzak doğusu, hepsini yapmak mümkün değil olabildiği kadarıyla kitap, gezi ve eski tabiyle müzakere dostlarla size kalıyor. Ve mümkünse her geziden sonra, her düşünce antrenmanından sonra küçük notlar almak gerekiyor. Kitabın hayatın içinde kalabilmesi için. Yavaş yavaş dikkat, ilgi, ihtimam, zihnin yoğunlaşması ve kalbin hassasiyeti belli konulara yöneliyor. Bu aşağı yukarı 50-60 yaş civarında söz konusu oluyor. Ve siz giderek o konu üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Sanki o konunun uzmanı gibi oluyorsunuz.